Yıllar önce English Home'dan ya da Madame Coca'dan hatırlamıyorum. Böyle bir tepsi almıştım. Çok hoşuma gitmişti dizaynı vesairesi. Çok cici ve şık duruyordu. Kahve sunumları için almıştım ama maalesef birkaç yıkamadan sonra kenarları bu şekilde attı. Hele arkası berbat oldu. Etiket yapışmıştı buraya. Etiketi sökünce, fiyat etiketini sökünce boyaları bütün attı. Ben tabii buna her zamanki gibi kıyamadım. Kıyıp atamadım. Bunu tezgahımın altında yağ bidonlarımı koymak için ya da yağ şişelerimi koymak için altlık olarak kullanıyordum. Dolabımın altı kirlenmesin diye. Ama çok fazla yer kaplıyordu. Şimdi dolaplarımı da boyuyorum. Boşaltmaya başladım. Biraz derleyeyim, toplayayım diye. Bunu çıkardım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Buna bir pirinç dekopaj uygulamaya karar verdim. Şu şekilde bir pirinç dekopaj kağıdım var. Bunu uygulamayı düşünüyorum. Şimdi bu desenin numarası 468 Ebru Ener'in pirinç dekopaj kağıtlarından. Bunlar da mutlaka şu kenarlardaki şu beyaz kısımları kesmeniz gerekiyor. Öncelikle bunları kesiyorsunuz, temizliyorsunuz düzgün bir şekilde. Bu birbiriyle devam eden nitelikte. Uygun şekilde ölçümü yaptıktan sonra ben bunu keseceğim, yerleştireceğim. Ve şu arta kalan boşluğa da buradan çıkan fazla kağıtlardan buraya yapıştıracağım. Belki şu şekilde yaparım, onu da bilemiyorum. Belki şu şekilde yerleştiririm. Belki buraya altın varak uygulaması yaparak bir şeyler yapabilirim. Bakalım, sonrasında görelim bakalım ne yapacağız. Öncelikle tepsimizi Ebru Ener'in yarım at vernikli genel yüzey boyası beyazla boyuyoruz. Bunun için herhangi bir fırça olabilir, eski bir fırça olabilir. Genelde ben eski fırçalarımı atmıyorum. Bu şekilde zemin boyaları için veya vernik işlemleri için. Bunun için bunda herhangi bir dalga vesaire kalmasının çok önemi yok. Önemli olan çok ince bir kat boyamanız. Ne kadar ince boyarsanız o kadar rahat kuruyacak ve ikinci katı da rahatça tutunduracaksınız. Bakın çok az bir boyayla her yeri buradan fazlalıkları alıp diğer yerlere yediriyorum. Bunun altını da aynı şekilde beyazla ya da farklı bir renkle boyayacağım. Çok az, bakın o kadar az boya aldım ki bu Ebru Ener'in boyaları çok ilginç, çok bereketli. Ciddi manada ben çok az boyayla çok fazla yüzeyi boyadım. Şu anda Ebru Ener'in boyalarına zam geldi. Yarım litresi 110 lira. Pahalı gelebilir. Ama uygulama kolaylığı, kendinden vernikli olması, bereketli olması gerçekten çok bereketli ve kapatıcılığı da çok iyi. Bakın bu ilk kat boya ama bunu ikinci katta kesinlikle kapatacak. Çok hızlı kurumuyor. Onun için defaten üstünden geçebiliyorsunuz. Bakın dokusuna bakalım.
Ama tabii yine de aradan 15-20 dakika geçtikten sonra kalkıp kesinlikle üzerine herhangi bir boya sürmüyorsunuz. Bu sürdüğünüz boya eğer beklemezseniz diğer sürdüğünüz boya bu alttaki boyayı söküyor. Yani sökme vazifesi görüyor. Hani nasıl ojenizi çıkarmak için aseton kalmadığı zaman evinizde ojenizi ojeyle sökersiniz. Bilir hanımlar çok iyi bilir onu. Yani bu kadar süre içerisinde artık olan oldu, kurudu. Yani buralara artık dokunmayacağım. Bakın zaten tutuculuk kayganlığını yok etti. Artık kayganlığı yok oldu. Tutuyor fırçayı. Onun için kesinlikle boyamıyoruz. Bakın boyarsanız alttaki çıkar. Çok çabuk kurumuyor. Vernikli olmasına rağmen. O yüzden de kullanım kolaylığı var. Yani çok rahatlıkla hiç boyadan anlamayan birisi bile bu boyayla evindeki bütün objeleri rahatlıkla boyayabilir. Kesinlikle profesyonel ya da becerikli olmaya gerek yok. Boya kendinden becerikli zaten. Şimdi bu pirinç dekopaj kağıdıyla tepsimi kaplayacağım. Bunun için pirinç dekopaj tutkalı gerekiyor. Kadenzin pirinç dekopaj tutkalını bir kat tepsimin içine sürüyorum. Sonrasında düzgün bir şekilde pirinç dekopaj kağıdıyla kaplıyorum. Yalnız buna dikkat edin. Bu kesinlikle hata affetmeyen bir model. Sıralamasına çok dikkat etmeniz lazım. Peki tepsileri kesinlikle atmayın. Bu şekilde dönüştürün. Bu tepsi zaten evde olduğu için buna herhangi bir masraf yapmadım. Pirinç dekopaj için 9 lira ödedim. Zaten evde su bazlı verniğim vardı, boyam vardı. Onun için haricinde hiçbir masrafım olmadı. Bu tepsiyi ben 9 liraya yepyeni elde etmiş oldum.